New York. Evet arkadaşlar, anlaşıldığı üzere New York'tayız. Ne yapıyorsun aşkım? New York'un enerjisi arkadaşlar. Bugün evet, New Yorker gibi bir gün geçireceğiz. New Yorker mı? New Yorker, evet. YouTuber gibi öyle bir şey derler. New York'ta yaşayanlara New Yorker derler. Şimdi metroya biniyoruz güzel dostlarım. New York metroları biliyorsunuz inanılmaz meşhurdur. Neyle meşhur aşkım? Neyle meşhur? Delileriyle meşhur. Delileriyle. Bak aa, deli. Ha deliler. New York metrosundaki deliler. Deli taklidi yapar mısınız? Evet, Türk arkadaşlarımızla karşılaştık. Onlara da buradan selamlar. Evet. Şimdi ilk olarak bilet alalım. Ha, ama bilet buradan mı alacağız yoksa kredi kartıyla şuradan okutup mu devam edeceğiz? Kredi kartıyla alacağız. Sebebi neden? Sebebi neden? Bak şimdi ben sana açıklıyorum şimdi. Arkadaşlar burada MetroCard, English. Bak. Single ride mesela bir geçiş. Kaç dolar? 3 dolar. 3 dolar. Ama buna hiçbir şekilde gerek yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü üstünden atlayacağız çünkü. Çünkü sevgili dostlarım gel. Burada kredi kartınızı okutup. Dur dur okutma, beraber geçeceğiz. Bedava mı geçeceğiz? Polis var aşkım şurada bak. Aşkım güvenlik polis var. Polis var, güvenlik var. Gel. Gel, yok yürü, yok. Gel gel. Polisin önünde olmaz. Geç sen. Okutuyorsun, hop, go diyor. Go diyor, geçti. Gördünüz mü? Ben? Hey, car. Aşkım bana ver. Hazır mısınız? Bak, go. Niye kredi kartıyla okuttum? Çünkü arkadaşlar daha kredi ucuz kartından sadece 1 dolar çekiyor geçişe. Evet. Böylece eğer olur da New York'a gelirseniz güzel dostlarım, makineden değil kartınızla hemen aynen ödeyin, kar edin. Hatta isterseniz üstünden atlayın şeylerin. Makineden ödeseydik 60 120 TL ödeyecektik. Evet. Karttan ödedik 20 40 TL ödedik. Oh. Zaten Amerika'yı nasıl tokatladık? Amerika'yı tokatladık gider ayak. Evet, şimdi nereye gidiyoruz güzel dostlar? Metroya bindik. Bu arada New York'ta inanılmaz bir metro ağı var güzel dostlarım. Gideceğiniz her yere metro ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve biz Amerika seyahatimiz boyunca tek araba kiralamadığımız yer. Evet. Metro evet çok uyguna geliyor. Araba sakın yani sakın. Ve araba uygunundan ziyade arabayla burada gezilmez abi. Park ediyor. Çok trafik var. Cezalı yerlere park et. Metronun kötülüğüne bakar mısın ya? İz veririz, güzelleşti. Güzelleşti. Biraz eski metrolar. Bu arada burası fareleriyle meşhur biliyorsunuz. Hemen şu arkamdan bir tane geçebilir adam. Ve metrolar çok eski arkadaşlar. Sadece metrolar için bile bir içerik çekilebilir yani. Bir gün boyunca metroları. Evet, evet. Uzun bir metro yolculuğundan sonra arkadaşlar o özgürlük heykeli var biliyor musunuz? Şöyle elinde meşale tutan bir tane hanımefendi. Hanımefendi. Evet, o hanımefendiye görmeye gidiyoruz sevgili eşimle beraber. Metroyu nasıl buldun? Metro abi çok iyi ya. Bir de... Yok mu bir fare ya şuralarda? Yok, bir fare mağara arıyoruz yok. New York metro faresi o. Geliyor. New York metro... Aa fare arkadaşlar. Arkadaşlar fare geçti gördünüz mü? Aa gerçekten doğruymuş değil mi? Oh, ne güzel ya memleket. Burası da bir fare daha arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Fareler eksilmiyor ya. New York faresi. Nereye geldik? Evet. Özgürlük anasına. Evet. Ve an itibariyle Özgür hanımefendinin yanına gitmek üzereyiz. Aha burada da bir tane Özgür hanımefendi var. Demin bir tane kadın bize tur satmaya çalıştı. Böyle bota evet biniyorsunuz. Burada özgürlük heykelinin yanına kadar gidiyorsunuz falan. Tabii ki de kabul etmedik. Neden? Çünkü 40 dolar. Çünkü 40'ar dolardı arkadaşlar. Biraz yakının yüzü değişti. İlk başta dedi ki ooo bot mu? Binelim aşkım binelim. Yakınından geçiyormuş. Yakından çekeceğiz. Kadın dedi 40'ar dolar. Dedim neyse, ki aşkım. Neyse aşkım ya. Gel diyor biz bakalım. Bak yemin ederim parayı sen ödediğin için böyle para şeyleri şey yapmıyor.
düşünüyorum ben. Yoksa bu arada benim için sorun yok, günerdim. Benim için de sorun yok sevgilim. Aynı zamanda ben turist gibi değil, gittiğim yeri yerlisi gibi veya gezgin gibi gezmeyi seviyorum. Yani aynen. Yani böyle yürüyeceğim, keşfedeceğim, biri beni gezdirmeyecek. Ben kendim gidip bulacağım, bineceğim, kaybolacağım şehirde, yok olacağım, öyle gezeceğim. Bak yok oldum, bak. Hop! Hop burada. Oha ben gördüm bile. Aşkım fare. Ben gördüm, yemin et. Al işte, görüyor musun? New York. Sizin çok övdüğünüz New York. Bak, fareye bak. Nerede ya? Ben göremedim. Bak şimdi gel bana yaklaş. Hani? Ben şimdi ileride göstereceğim sana. Özgürlük heykeli öncesi please. Bir meyve seramisi. Kaç dolarmış? 5 dolar. Thank you so much. Arkada da TikTok çekiyor. Sabata edeyim mi? Şu kız fare cemre olmaz. Fare olup geçeyim mi önlerinden? Ben özgür mü kızım? Gel özgürlük heykeli oradayız. Aa gördüm, evet, gördüm. Gördü bak nasıl heyecanlı. Gördüm. Tamam özgürlük heykeli Bir şey diyeyim mi? Beklediğimden küçükmüş. Ben şöyle daha büyük bekliyordum. Bir de şu an var ya o kadar zoom yaptım ki. Bak şu an Selen bana 100 metre ötede arkadaşlar. Zoom yaptım anca böyle. Bir şey diyeceğim. Böyle. Çok küçük değil mi ya? Yani aynen. Ne, cimriliğimizden yani yanına da gitmedik. Okey özgürlük heykelisin. Tamam ne oldu? Bu kadar yani. Bir şey diyeceğim kurgucu. Photoshop'la yaklaştırsana şu özgürlük heykeli. Kanka şuraya bir yere koy ya. Bak şuraya koy bak. Şuraya bir yere koy da. Bir anlam olsun. Tamam özgürlük heykeli bu kadar. Ha işte geldik. Ne oldu şimdi? Aynen, ne oldu? Özgürlük heykeli. Tamam. Orada sen mi özgürsün ben mi özgürüm? Evet abimiz şimdi bizi çiziyor arkadaşlar. 10 dakikada çizecekmiş bizi. Bu arada gider gibi yaptık. 15 dolar da değil gider gibi yaptık. Sonra 10 kabul dolar etti 10 aldı. Dolar ekme aldı. Evet. Bayağı bir yürüdük ama. Şu an gelen geçen telefona da bakıyor. Ben telefonu da kontrol ediyorum. bu da bir sanat aşkım. Çok büyük bir yetenek. Bak, bu ayrı bir şey canım. Çok merak ediyorum nasıl. İnşallah güzel çizer. 10 dakikada bizi nasıl çizecek acaba bakalım. Düşsen gözünde gözlük varmış. Fotoğrafımızı çekiyormuş anında. Ha, oraya da. Üzerine karalıyormuş. Şeyde lazerle yapıştırıyor. Yok aynı. Şey. Yok şey Hollywood. Yok şey Mona Lisa. Yok hırsızı. Şey Las Vegas'ta bir gece. Der gibi yaptık nasıl ikna oldu hemen? He 10 dolara. Arkadaşlar bu bir taktiktir. Bir kere ben öyle yaptım aşkım Meksika'da tamam mı? Bir tane çantayı çok beğendim ama inanılmaz. Dedim ki ablama gel bak gider gibi yapacağım gidecek. Şimdi gelecek kabul edecek dedim. Başladım yürümeye. Bir baktım gelmedi. O kadar gitmişim ki. Gelmedi çok kırılmıştım o zaman. Amerika'yı tokatladık ya az önce. 5 dolar tokatladım. Vallahi ben çok merak ettim ne çıkacak. Adam bir de seri çiziyor herhalde. Çok büyük bir sanat ama birkaç dakika içinde bunu yapmak. Çok merak ediyorum. Şöyle göstereyim parayı alttan. Motivasyon. Motivasyon alttan bir göstersene. Beni çiziyor aşkım. Motivasyon. Şöyle yap. 5 doları da yanına şöyle sıkıştır. Baba vallahi Leonardo DiCaprio ya. Pardon Leonardo da Vinci. You are Leonardo da Vinci? Yes. I am Picasso. Thank you. Good diyorlar. Çok merak good ettim. Good diyor. Merak ettim ben de. Bak adama müşteri çekiyoruz ha bildiğin. Evet gerçekten. Reklam gibiyiz ayaklı. Best. You are best Leonardo DiCaprio. How is it? Çok güzel olmuş. Çok iyi. Çok güzel oldu ya. Çok güzel ya harbiden. Baksana. Bunu evimize asalım sevgilim. Aşkım sen niye Suriyelilere benziyorsun? Harbiden adam beni öyle saçlarımı yapmış da. Sen birine benzedin ama kime bilmiyorum. Bana bakayım. Beni çok güzel çizmiş ya. Evet, seni, tatlı. Seni de birazcık şey birine benzetmiş ama tam çıkaramadım evet, şu evet. An. Bence çizerken de benzetti. O kişi zannetti öyle yaptı. Peki bir şey söyleyeceğim. Çerçeve satıyorlardı. Niye almadın aşkım? Aşkım çerçeveye 10 dolar diyorlar. Gözünü seveyim ya. Ya sevgilim gider gibi yapıp 5'e getirdik. Hayır saçmalama. Ya ben bak veririm vermem değil ama ben salak değilim ya. Bunlar tokatçı. Ben biliyorum. Aşkımızı ilan et. Aşkımı ilan ediyorum. Yok. Ben seni çok seviyorum. Aşkım onu 30'a satsak seviyor. Mı ya? Seviyor. 30 dolara satsak mı? Ne buradakilere mi takipçilere mi? Takipçileri bir tokatlayalım mı? Arkadaşlar 30 dolara Selen Özyurt, Atakan Özyurt, New York portresini hediye ediyorum. Arkadaşlar bak uygun ha kaçırmayın. Güzel dostlarım şu anda Kadıköy Boğa Heykeli. Evet ya Kadıköy Boğa Heykeli zannettim ben de bunu. Atakan diyor Kadıköy Boğa Heykeli değilmiş diyor ama değil arkadaşlar. Kadıköy bu... Boğa Heykeli'nden daha büyük. Çünkü bu charging. Bull. Ne bu? Burası arkadaşlar bulunduğumuz şu alan, gördüğünüz bu alan New York borsasının döndüğü, dünyayı etkileyen o dolar kurlarını etkileyen
bankaların, borsaların cirit attığı sokaktayızmış şu anda. Tamam, bir şey göstereyim mi? Bak şu sırayı bir çek aşkım. Arkadaşlar şu sıra niye bekliyor biliyor musunuz? Dön biraz daha. Boğa'nın taşraklarına gel. Boğa'nın taşraklarında fotoğraf çekilmek için sıraya girmişler. Evet evet. Yemin ederim. Önden de değil, arkadan yer. Yürüyelim. Bunun bir anlamı olması lazım. Taşraklarına dokunca zengin mi oluyor? Bir şey bak mi oluyor? Şimdi bak şimdi bak sıradaki... Bak şimdi bak ne evet güzel dostlar. Dediğim gibi burası borsanın kalbinin attığı yer. Bu boğa heykeli de aşkım. Bir sabah ansızın İtalyan bir heykel... Sen konuş, ben taşraklarına gidip geliyorum. Bir sabah ansızın İtalyan heykeltıraş tarafından, ismini unuttum, buraya bırakılıyor. Aslında buraya bırakılmıyor. New York Times'a bırakılıyor ve oradan buraya taşınıyor. Yer değiştiriyor yani zamanla. Ve insanlar burada fotoğraf çekilmek için böyle giriyor. Kadıköy boya heykelinin. Tamam, borsa. En dolar sizsiniz. En dolar tamam, çok. En dolar sizsiniz, tamam. En çok dolar siz, borsa siz. Anlamı ne ya? Boğanın anı borsayı temsil ediyor sevgilim. Yani bizim TL var ya hani bir yanda uçuyor falan, hep bunun yüzünden. Aşkım şunu mu alsak ya? O var ya, o çok iyi de ev dekorasyonu. Şunun fiyatını sorsana. $500. Ama şu $100. Bu $100, $100. Bunu alıp eve koyacaksın aslında. Tamam. Değil mi? Evet, onu bir almazsın aslında. Bu 34 pahalı mesela. Pahalı. Aşkım şu merkezde $50 bulmuştum ben. This one? 80. E biz bir daha dönüp gelelim biz abi. Biz biraz daha bakalım. Bir bakalım abi biz. Thank you so much. Evet. Arkadaşlar eve almak istediğim özgürlük anıtı. Eve aldığım özgürlük anıtı. $6. Sana bile çok. Biz bir daha bir dolanıp geleceğiz. Bir bakıp geleceğiz abi. Peki aşkım, yes, sana bir sorum var. Sor şimdi sevgilim. Şimdi bizi izleyen güzel öğrencilerimizin eminim %50'si diyor ki Amerika'da yaşamak vardı. Şimdi geldik, gördük, geziyoruz. Tabii ki hiçbir zaman evet, seyahat etmekle yaşamak bir olmuyor. Aynen. O da ayrı bir konu. Yani sen olsan New York'ta yaşar mıydın? Ben tekrar ediyorum, Türkiye haricinde herhangi bir yerde yaşamayı istemiyorum. Aşkım hayır, onu deme. O başka bir olay. Burada yaşayabilir miydin? Yaşar yaşardım mıydın? Tabii ki de. Tabii ki de yaşardım. Hatta iyi parada yapardım yani. Bu günde... arada buraya Türkler gelmiş. Biber yapıyorlar. Gezdiriyor böyle Central Park'ı bisikletler. Evet. Onları sürüyorlar falan. Evet. Ya işte o işi yapardım ve iyi para yapardım. Yani şunu demek istiyorum. Ben yaşamazdım bu arada. Neden yaşamazdım? Çünkü arkadaşlar gerçekten burada bir düzensizlik söz konusu. Bir kaos söz konusu. Ve zaten biz kaostan kaçmak isteyen insanlar, kaos seven İstanbul'da kalsın aga. Yani. Yani ama tabii ki eğitim sistemi olsun, ekonomi olsun, kazanç olsun. Belki burada daha iyidir yaşam şartları ama normal sosyal hayattan bahsediyorum. Aynen. Bence sosyal hayat canınızı sıkabilir. Yani çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa rahatça bırakamazsınız. Evet, o net abi. Buralar çok turistik, bir de çok karışık. New York falan evet, filan. Buralarda yaşamam ben, yaşayamam yani. Burada yaşayanlar da New Jersey tarafında yaşıyorlar sevgilim daha çok. Oraya biraz daha böyle yaşam alanı. Evet. Burası biraz daha böyle işte turistik mekanların curcunanın döndüğü yer. Ve inanılmaz homeless var. Çok çok kalabalık. Yani aklınıza ne kadar geliyor bilmiyorum ama çok fazla homeless var. Ve bu homelesslara devlet normalde banka hesabına para koyuyor, oda aynen, veriyor, yatak veriyor. Bir göz oda veriyormuş ya. Ben ona çok şaşırdım. Neyin adı, sokakta kalıyorlar. Ama yaşam tarzı bu yani. O adam onu öyle aynen, benimsemiş. Adam sokakta yaşamak istiyor. Yaşamak istiyor. Ve bu sizi rahatsız edebilir. Metrolar aynı zamanda gördüğünüz biraz böyle evet, tehlikeli olabiliyor. Çünkü homelesslar orada da çok yaşıyorlar. Aynen. Yani tehlike dediğim tabii hırsızlıktır vesairedir. Yani ben çocuğumu böyle bir yerde yetiştirmek istemem. Hatta dün Selen metro ile giderken bir tane homeless uykuya daldı. Selen'in omzuna yattı hatta. Evet ya. Uyuyordu. Hatta şimdi izleyelim onu bir. İzleyin bak neler geldi başıma. Ya kendini zor kurtardı arkadaşlar.
Şimdi de an itibariyle Brooklyn Bridge Köprüsü'ne gelmiş bulunmaktayız. Evet, Brooklyn Bridge'den yürüyerek geçeceğiz arkadaşlar. Ve çok kalabalık, burası da çok kalabalık. Evet, ne oldu? Geldik şimdi mekana. Hadi bakalım, gelsin. Evet, burası da Brooklyn Köprüsü arkadaşlar. Bomboş bir yer. Öyle bir köprü. Baştan sona yürüyorsunuz böyle. Aynen. Aynı zamanda gelenle giden aynı taraftan yürüdüğü için bir çarpışma söz konusu oluyor. Yerler tahta güvensiz. Ama ben sana bir söyleyeyim mi? Burayı gece gezersen daha güzel. Yani New York gerçekten gece böyle ışıklar yanıyor, binaların böyle küçük ışıkları. Çok daha güzel oluyor. Aa bak, burası güzelmiş. Evet, çok güzel. Brooklyn Köprüsü'nde bir fare olsana. Yazık, New York'un haline bak ya. Bak. New York'un haline bak abi, şuna bak. Fare değil bu, sıçan ya bir. Unutulmaz anı bırakmaya çalışırken ben. Var ya, video çekmenin en güzel yanlarından biri ne biliyor musun? Birincisi kanalıma abone olmanız tabii ki de, onu uzun zamandır unutmuştum. İkincisi böyle günleri anı olarak bir videoya dökmek. İleride böyle izleyeceğim günleri tabii düşünüyorum. Canım. En önemlisi o. İşte mesela New York'a gitmiştik aşkım, hatırlıyor musun deyip açıp böyle. Aç bir izleyelim videosunu. New York videosunu. Yani evet. Gerçekten çok güzel o konuda. Allah'ım nasip ederse inşallah imkanlarımız da olursa ileride çocuğumuzla tekrardan buraya geleceğiz. Çocuğum evet. Çünkü bu videoyu izledikten sonra ben neden gitmiyorum diye. Başımızın etini yedikten sonra annesini babasını izleyecek değil mi? Annesi hemen biletleri kapış alış her zamanki gibi. Hemen yine, yavrum. Yine en ucuz otelleri buluş. Gerçekten otel skalamız gittikçe kötüye gidiyor. Ama sorun yok yani. Biz dediğimiz gibi böyle şeylere hiç takılmıyoruz zaten. Güzel gidiyor yani. Bir de var ya, burada alışveriş gerçekten ucuz arkadaşlar. Ama şöyle ucuz. Yani bize her şey pahalı çünkü biz TL gerçekten evet, çevirince aynen bir şey fark etmiyor otomatik. Ama eğer dolar kazanıyor olsaydık gerçekten burada yaşayan biri için mesela 20 dolara Nike ayakkabı bulabilirsin yani. 40 dolara, 60 dolara. Ayda bir tane kendine son modelini alabilirsin yani. 6 ayda araba alıyor millet burada kendi. Klasik Amerika muhabbetimizi de yaptığımıza göre. Aferin sana. Tamam. Ama gerçekten alıyorlar, evet. Laf değil. Baksana manzaraya bak ya. Manzara, manevale. Evet. İşte bak şurası ışıkları yandığında daha güzel gözüküyor. Orası finansal district. O boğanın kıçına giren insanlar. Ya o komediydi ya. Boğanın sıraya girmişler ya. Arkadaşlar an itibariyle Sener suç işleyecek birazdan. Bak bak. Atladı. Atlıyor. Kız atladı, gördün mü? Evet. Canlı canlı suç işleyeceğiz arkadaşlar. Canlı canlı New York'ta suç işliyoruz. Gel sevgilim. Şimdi bekle. Geç. Evet, kameralar şu an alıyor. Fare yap kendini. Fare yap kendini babacığım. Evet. Aşkım polis geliyormuş. Seni alırlar, beni niye polis alsınlar? Polis geliyor aşkım. Kart sendeydi. Şerifler geliyor, şerif. Gelsin tutuklasınlar, seni mi alacaklar? Bak. New York'ta tutuklansan ne yaparsın? Ne yapacağım biliyor musun? Kim tutukladı mesela? Senin New York polisi mi tutukladı? Suçun ne? Suçlu musun? Suçlu değil, masum. Masum değilim, şeyden geçtim. Olsun, bir dalalık masumsun. Bırakın lan karımı derim. Welcome to Central Park. Ne diyor yani? Central Park'a hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz Central Park'a. Hoş bulduk. Az önce ölüyordum, bir anda nasıl enerji geldi sana evet, ya? Evet aşkım, kamera iş işte, ekmek. Metro ile bir saat yolculuktan sonra... Evet, bu arada inanılmaz indik. Bir metro ağı var buranın. Gerçekten nereye giderseniz gidin, her yerde subway böyle inip hemen başka bir yere geçiş yapabiliyorsunuz. Al bakalım. Şimdi Central Park'ın en ucundan girdik, diğer ucuna doğru yürüyeceğiz. Bak şimdi Central Park abicim, şöyle bir alan. Yaklaş kameraman. Şu an burasındayız. Ben şimdi bunun SS'ini alıyorum buradan. Buradan işaretleyeceğimiz yere kadar yürüyeceğiz. Hadi bakalım. Şu an ben işaretledim. Burada neler göreceğiz aşkım? Aşkım burada koşan dinozorum insanlar var.
Aslanı mı dersin, kurtu mu dersin, çakalı mı dersin? Bak şöyle göstereyim size şu tarafları. Atı mı dersin? Böyle çok güzel ağaçların altında işte koşu yapan insanlar, bisiklet süren insanlar, çoluğun çocuğunu gezdiren insanlar, bizim gibi turistler. Evet. Kahvesini alıp kulaklığını takıp yürümeye gelen insanlar, her türlüsü var yani. Evet, Central Park çok büyük be. Çok güzel ya. Ama Avrupa'nın birçok yerinde de var yani bu tarz parklar. Polonya mesela. Evet. İnanılmaz yeşil parkları var. Amsterdam keza çok parklarıyla meşhur. Buranın da Central Park'ı var işte. Böyle insanlar gördüğünüz gibi geziyorlar, hava alıyorlar, yürüyorlar, kahve içiyorlar. Ve burası sandığınızdan çok daha büyük. Evet. Çok büyük yani. Gerçekten bayağı bir büyük park. Sincaplar mincaplar var ya. Evet. Tatlı koşuyorlar. Burada kedi yok, sincap var arkadaşlar. Ama bilin bakalım. Her yerde sincap görüyoruz. Ama bilin bakalım ne yok. Mangal yapan bir tane insan yok. Atacan şurada eti şöyle kanatı. Vallahi atacan şöyle eti var ya. Kümürede iyi bir kızartmış olacaksın. Baba vuracağım böyle ateşe. Central Park'ta mangal yapalım mı? Öf! Nar gibi nar. Central Park'ta mangal keyfi. Salatalı yapsana sen. Of var salatalı ya. Kes. Of. Fazla mı pişti onlar? Duman gözümü yaktı ya. Fazla mı pişti orası? Duman gözümü yakıyor. Çevirsene. Central Park'ta. Tabak getir, tabak getir. Tabak artık. Getireyim maşına. Soğan ver. Kaç kaç. Çaktırmadan kaç. Kaç. Baksana fındık yiyor ya. Şuna bak ya. Lan eşşi orası. Çok tatlı ya. Şuna bak baba nasıl yiyor. Kaçma gel. Şöyle kovalasın. Aa, bak 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 korktu bak. Amerikan dublajları nasıl oluyor? Işte? Amerikan dublajları hadi, nasıl oluyor? Hadi konuşalım. Aman tanrım orada bir köpek var. Gördün mü Carl? Hey Carl. Kes sesini artık ben konuşmak istiyorum. Carl. Hey Carl. Hey Carl. Seni küçük salak ne? Suçan. Ya oğlum nerenin dublajı? Bollywood'un dublajı oldu. Yap o zaman benimkini beğenmediysen. Seni aşağılık adam. Eyvallah. Şey çok güzel değil mi? Böyle filmlerde gördüğümüz yerleri gezmek. Evet, burada bir film vardı değil mi? Birçok Amerikan filminin sahnesi Central Park'ta çekilmiştir ama bir tanesi vardı ya, ismini unuttum hani. Irkçılıkla alakalı bir şeydi. Evet evet, bir cinayet oluyor ve zenci çocukları tutukluyorlar suçları olmadığı halde. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Aklım gitti. Merhaba. Eyvallah, sağ olun. Nasılsınız? Siz de iyi, teşekkürler. Evet, evet YouTube'dayız şu an. Türk bir arkadaşımıza denk geldik. Yok, ben turist olarak geldim. Hey Carl! Hey! Hey! Oradan bana kısık sesle bir şey söyle. Ben duymuyorum. Mikrofon duyuyor ama. Videoyu izleyince şey yapayım. Seni seviyorum. Dinliyorum. Seni çok seviyorum. Çok tatlısın ya. Dur duyuyorum şu an. Allah Allah. İyi ki varsın. Gerçekten. Bir şey diyorsun mu? Söylüyorum. Seninle böyle dünyayı gezmek çok güzel, çok keyifli. İnşallah ileride çocuğumuzla gezeriz hep beraber. Şurada bir şey gördüm, oraya bir bakacağım ama sen... Aa bak yine bir... Bundan haberin olmayacak. Kapitalizmin kölesi. Güzel şapkalar falan varmış, hello. Yine bir tokatçının önünde bekledi durdu. 20, thank you. No, thank you, thank you. 20 dedi ya. Verdiğim gibi size akşam Times Square'a getirdim. Atakan sen ne diyorsun aşkım Times Square? Ama dün Central Park'tan çıktık, uyuduk, buraya geldik. Öbür gün olarak geldik bu arada. Times Square hakkında ne diyorum sevgili? Square! Acayip kalabalık. Times Square inanılmaz kalabalık Işık, her zamanki gibi. Her yer ışık arkadaşlar. Her yer reklam panosu. Her yerde böyle işte en güzel yerleri yine Coca-Cola almış. Aynen. Hemen şurada bak. İğne ucu kadar boş yer yok yani. Her yer ışık. Bak Coca-Cola'ya bak. Almış orayı. Şöyle gezelim bir gösterelim. Sizler aynen. De bir şey yapalım. Kalabalığa bak. Times Square'de biraz gezelim.
Bak Batman mesela. Aa Batman. Aa Joker. Şey bu. Joker. Joker. Ya bakın burada büyük bir kalabalık var şu anda. Şu alanda inanılmaz bu kalabalık var. Bunun sebebi de bir aktivite var yani. Dans ediyorlar gençler. Eğleniyorlar. Baksana ya. Etrafa bak etrafa. Yani abi gerçekten burada ya. Gözlük takasım geliyor. O kadar ışıklı ki her yer. Gerçekten çok güzel bir yer ama. New York'un en güzel, en meşhur yerlerinden biri burası arkadaşlar. Times Square zaten hepinizin bildiği bir yer. Sadece çok kalabalık. İnanılmaz kalabalık. Yığınla insan var. Kaptan Amerika ve Mickey Mouse karışımı bir şey. Kırması. Yalnız bak çok sevimliler maskelerle. Mickey toplantısı aşkım, var. Aşkım sağındaki Spider-Man'e bak çaktırmadan. Bu ne? Ne thank you. Burada arkadaşlar Amerika'da hani o yerleşme hayalleri olan insanlar geliyorlar. Ne yapsam ne yapsam? Kanka Amerika'da bir iş buldum. Ne buldun kanka? Mickey Mouse olacağım kanka. Turist tokatlayacağım. Burada arkadaşlar adım başı Starbucks var. Adım başı ama yani 2 dakikada bir. Adım başı soyadım sonu. Orada yakaladın mı beni? Amerika'da espri seviyesi gelişti arkadaşımızın. Soldaki çocuk sana mı güldü? Ne dedi ki? Gülüyor kendi kendine sana bakıp güldü. Kafası güzel bence. Bizim kafamız daha güzel haberi yok ama. Kaydı durdu. Bu arada. Kaydı durdu ben şimdi yanına bir gidip geliyorum. Hazır ol geliyorum. What's your name? What's your name? Bak sıçarım ağzını. Ne yapıyorsun? Döverim oğlum. Aşkım dur çekme bu. Yalnız olduğum görülmesin. Gel buraya. Yapılabilir. Onlardan bahsedeyim biraz size. Arkadaşlar normalde Broadway tiyatroları var. Çok meşhur. Burada çok güzel şovlar oluyor böyle müzikaller. Onlara katılabilirsiniz ama $60'dan başlıyor. Biraz tuzlu. Onun dışında çok güzel hediyelik eşyacılar var böyle uygun fiyatlı. Gerçekten yarı fiyatına özellikle Nike çok ucuz burada. Gap ucuz. Şekila. Ayakkabılarımı $30 aldım. Natika. Güzel. Güzel maşallah. Öyle alışveriş yapabilirsiniz. Zaten insanlar çılgınlar gibi alışveriş yapıp yürüyüş yapıyorlar burada. Onun dışında burada gerçekten para kazanmak kolay. Yani bu noktada. Çünkü inanılmaz bir turist sirkülasyonu var. Kılık değiştirip fotoğraf çekilebilirsiniz. Profesyonel fotoğraf makineleriyle sizi çekmek istiyorlar mesela. Güzel fotoğraflar ben çıkarıyorlar. Ben de bahsedebilir miyim biraz New York'ta? Tabii ki. Arkadaşlar New York'a geliyorsunuz. 15 gün boyunca şu montu çıkarmadan bir gününüz. Evet Ayşem senin 15 günlük kombinin gerçekten. 15 günlük kombinim şu an burada mevcut arkadaşlar. Ama çok keyif aldım mı? Aldım. Bugün son günümüz. Yarın hayırlısıyla Türkiye'mize, ülkemize döneceğiz. Ondan sonra evimi de çok özledim. Evini özledin değil mi? Evet evimi de özledim. Ben de çok özledim. Yine de ülkemiz özledim. Gibi yok. O kadar geziyoruz ama biz yine tabii, Türkiye'de tabii. Yaşamak istiyoruz. Ama New York yanıyor baba. Üsüğü yapmış. Yes, evet sir. Güzel dostlarım bir Amerika serimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki Amerika maceramızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Bizleri desteklemekten asla vazgeçmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bye bye.